Merhaba arkadaşlar. Bu dizine beraber yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu serimizin ismi arkadaşlar bu serimizin ismi Ark Primal Fear. Evet, ilk defa modlu bir seri izliyoruz diye çekiyor olacağız. Ve bir iç oyunumuz bize saldırır arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bu videoda Alfa bir hayvan evcilleştirmeye çalışacağız diyecektim. Burada bir tane alfayı öldürmüş. Öldürülmüş daha doğrusu. Aa, bana doğru bir tane alfa geliyor. Hemen kaçalım. Öldürmek istemiyorum. Kardeşim sen de gel bu tarafa doğru arkadaşlar. O Pterodon. 10 milyon öte 10 milyon metre trilyon bir yer. Bayağı öteden görüyorsun işte. Arkadaşlar ben şu an Toksik Dodo'nun üstündeyim. O alfa dotu geldi. İyi ki bir gitti. Geleceğin varsa göreceğini vur kardeş gibi oldu. Neyse arkadaşlar işte. Bunu bildiğim kadarıyla bayıltma şu an bir Apex Dilophosaurus kesiyor. Arkadaşlar şu kısımda ismi yazıyor zaten arkadaşlar. Evet hani bakalım. Hadi arkadaşlar. Bunun üstünde olacak. Aha, evet bakın mesela alfa zırhlar falan. Bir sürü şeyler gelmiş ya ben bunları koyarım diyecektim. Sen hala mı savaşıyorsun ya? Arkadaşlar bunların derisi ve kanı da önemli mesela. Bunun kanında şey yapabiliyoruz. Değişik bayıltıcı oklar falan yapabiliyoruz. Bayıltarak evcilleştiriyoruz. Canlar diyecektim. Sen de mi gittin ya bu toksik? Toksik kardeş. Çok saçma. Saldır. Ah, öleceğim öleceğim. Tamam hadi. Normal bunlar bu kadar güçlü değil ama bu elder yani daha böyle güçlü hali. Arkadaşlar ben şu ortalığı halletmeye çalışacağım. Temizleyeceğim. Bizim Pterodon aldı başını gidiyor ya. Arkadaşlar normal Dodo'ya falan binilmiyor. Nasıl vuramadım ya? He, ağlamak istiyorum. Toksik Dodo da gitti. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Sinir etti bak. En gıcık olduğum şey şu oyunda Elder. Arkadaşlar o Toksik Dodo ile başka bir Toksik Dodo'yu çiftleştirip aldığımız yumurtayla veya benzeri şeylerle falan yapıyoruz. Pterodon da gitti. Arkadaşlar sinirlendim ya. Sıkındı bu arada onların ölmesi. Çünkü onlar gerekli şeyler arasında yerde bulduğum bir tane normal dodo şeyi var. Pardon. Toksik dodo yumurtası vardı. Onu kullanacağız da. Yani Pterodon'la ulaşımımı sağlıyorum yani. O uçabiliyor. Çok büyük sıkıntı. Evet. Başka bir sonuç yok. Çok büyük sıkıntı. İnşaat teraslar topsu öldürebilirim. Biraz can, biraz da hasar verdim. Hasar verdim derken işte. Stat verebiliyoruz burada arkadaşlar. Level atladıkça veriyoruz. Daha önce ben şeyle çekmiştim bir keresinde. Sarkus'u tanıtıyorum diye. Onun devamı değil aslında. Öyle bir şey değil bu. Bu tamamen farklı bir mod, farklı bir seri. Tamam, farklı bir düşünceyle Elder'ı öldürmüş o Bronto'yu da artık. Benim önüme tam orada bak. Hadi gel, yiyorsa gele. He? Kamo, kamo. Arkadaşlar bu arada 134 seviye yani yüksek bir seviye. İnsan sana saldırsam saldır aslanım. Arkadaşlar şey çok büyük gözüküyor böyle. Saldır. Arkadaşlar eğer bu da ölecek gibi olursa hatta ölecek gibi ya. Ben yaratıcı moda geçeyim. Anca öyle indireceğiz yani yapacak bir şey yok.
Arkadaşlar ben bir halledeyim geleyim ya. Tamam. Bay bay. Ben bir olayı halledeyim. Ayarlayayım ne yapacağımızı. Sonra gelirim. Bay bay. Arkadaşlar dediğim gibi ben yapacağımı yaptım, hallettim, geldim arkadaşlar. Şuradan hemen pişmiş etimiz de alalım, güzel. Arkadaşlar alfa kibble yapmak için kullanacağız bu pişmiş etleri. Gördüğünüz gibi ben şurada alfa bir tane dodo bayılttım arkadaşlar. Bu arada çiftleştirmeden de direkt şey yapabiliyorsunuz. Mesela nasıl derler mesela direkt yumurta, ama yumurtlayabiliyor mesela bak. Video dışında Apex'te yumurtlamış bak. Yumurtada da zaten baya. Şöyle göstereyim. Bir de şimdikiyle beraber de 4 oldu. 3, 2 tane falan yumurtlamış. Bayağı iyi yani. Arkadaşlar şuradaki dodolarda ben onları çiftleştirerek yumurtlatıyorum arkadaşlar. Şuradan piri mal. Heh. Arkadaşlar Primal Forge şunu koyalım. Ay iki tt kapat kapat. Heh. Primal Forge arkadaşlar. Yani bu şeyin modun fırını gibi bir şey. Aslında tam fırın denemez. Çünkü maden ocağı. Fırın, maden fırını işte. Maden pişireceğiz arkadaşlar bunu da. Daha hızlı pişiriyor normal bir şeye göre. Ocağı, rafineri ocağına göre. Bu Ark'ın kendi rafineri ocağı. Ama bu modun rafineri ocağı diyecektim. Çakmak taşı var. Atalım. Güzel bir tane yaptık şimdi. Alfa kibble yapalım. Yani alfa maması. Ha. Evet böyle yazılıyor. Evet burada zaten gözüküyor. Limon, mezo, mezo, toksik bulut, toksik ek. Şimdi bakın. Mezo meyvesi yok. Pişmiş et burada. Duratamadım. Evet burada. Hazır. Toksik ek bir tane. Gerçi hepsini atalım. İşime yaramayacak bunlar. Toksik blood attık. Yani toksik kan. Toksik kan her neyse. Yeterince mezo meyvesi oldu. Güzel şuradan da şeylerimizi alalım. Limonlarımızı. Evet çok güzel. Arkadaşlar burada baya bir tarım yapıyoruz. Yani normalde yaptığımızda 10 kat daha fazla falan tarım yapıyoruz burada. Baya şeyli yani zorlu bir şey. Arkadaşlar bütün hayvanların etrafı dağınık, yani neyin nerede olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Alfa. Pardon. Türkçesi gibi yazdım ya. Ha evet. M atalım. Metne ya. Arkadaşlar bu yetiştirilerek yapılan meyve ve sebze gibi şeyler. Gerçi meyveler de yetiştirebilirsin ama limon gibi, havuç gibi şeyler mesela. Mısır gibi böyle çoğu şey var işte arkadaşlar. Patis gibi. Patis deyince komik gitti ya. Neyse arkadaşlar. Onun gibi şeyler işte. Çok hızlı çürürler. Nedenini bilmiyorum. Arkadaşlar orada öldürdüğümüz Apex'ten bayağı güzel şeyler çıktı ama yani. Ben zırh kullanıyorum. Şunlar biraz zor. Apex ve Alfa'dan. Arkadaşlar bütün hayvanım gerçekten çok dağınık, toparlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu an bir iki pardon Steam meyvesi yedirirseniz, beyazdan yedirirseniz gördüğünüz gibi gübre yapıyor. Arkadaşlar eğer ki aşırı, yani eğer ki daha çok verimli bir gübre istiyorsanız gübre makinesinde samanla birlikte bunları baya bir iki saat diyeceğim de, yani bir iki saat çok olur. Evet yani bir saat falan bekletirseniz o kendine gübreye dönüşüyor arkadaşlar. Gübre daha verimli bir şey. Verimli bir gübre değil mi arkadaşlar?
Dışkı ben gübre diyorum işte. Normal gübreye düşüyor dönüşü. Herkes de daha verimli oluyor. Öyle. Gördüğünüz gibi bu da dişi. Sadece dişiler yumurtluyor zaten. Ama arkadaşlar döllenmemiş yumurta veriyor. Yani içinden yavru çıkmayacak yumurta verdiği için erkekle çiftleştirirseniz döllenmiş yumurta veriyor. Bunların şey var mı? Saddle'ı yani eğer var mı? Bakıyoruz. Do, do yokmuş. Bunlar eğersiz biniyor arkadaşlar. Savunmasızlar yani. Eğer aynı zamanda zırh puanı veriyor. Yani daha korumalı oluyor. Şuna bakayım bir tane yumurtladım mı? Ya bu çok yumurtluyor ya. Dodolar da oradan yumurtluyor. Arkadaşlar niye dodo yapıyorum? Alfa ve toksiklerden yani. Çok bir şey beklemiyorum. Güçlü bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Şuna baksana ya. Alt tarafı. Arkadaşlar bütün dodoları karşılaştıralım mı acaba? Sarı tops da parasaurus da almam lazım. Parasaurus. Arkadaşlar bakın. Toksik dodo bu kadar. Benim boyumu geçiyor. Alfa dodo 10 milyon kat daha büyük benden. Bir de normal dodolara bakın arkadaşlar. Benden ne kadar kısalar. Aha bebek bir tane dodo. Yumurta çatmış arkadaşlar. Bunlar çok iyi şeyler, şeylik yapıyor çünkü. Kozaya da... Arkadaşlar hadi bu bebek şey uğruna, dodo uğruna şey yapalım ya. Like atın hadi. Tamam. Dur bunun yemeğini vereceğim. Normal bakmazdım bu bebike. Bu bebeğe normal bakmazdım ama. Bak sizin attığınız için bakacağım ya. Hadi. Siz de like atın. Ne olur ya. Arkadaşlar yani bu devasal. Arkadaşlar video kesin çok uzayacak. O zaman bu videoyu burada keseyim. Görüşürüz. Bay bay.